Evet arkadaşlar, çok güzel, muhteşem bir giriş yapıyoruz. Azer'inle birlikte, Azerbaycanlı sanatçı, devlet sanatçısı Azer'in, zaten Türk olup da bu şarkıyı bilmeyen yoktur herhalde. Muhteşem, tüyleri diken diken eden bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye-Letonya maçı var bugün arkadaşlar, biliyorsunuz. Hollanda ve Norveç'i muhteşem bir skorlarla geçtik. İnşallah bu akşam da Letonya'yı da aynı şekilde geçeceğiz. Başlama vuruşu diyelim, direkt maçımıza gidelim. Bugünün önemine istinaden tabii ki yine Türkiye-Letonya maçı yapacağız. Türkiye'mizi seçtik, kadromuzu kurduk. Maçımıza gidelim bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Akşam da arkadaşlar maç TRT Spor'da 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Bilginiz olsun. TRT 1'de değil arkadaşlar. Hollanda-Norveç maçı TRT 1'deydi. Bu maç TRT Spor'da arkadaşlar, bilginiz olsun. Muhteşem bir giriş yaptık. Tüyleri diken diken eden bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Azer'inle birlikte, hemen kaptanımız Burak'la birlikte. Oyuncular sahaya çıktı. Başlama vuruşu diyelim. Hemen maçımıza geçelim çok fazla uzatmadan. Enes Ünal'ın vuruşuyla başladık. Sizlere de iyi seyirler diyorum. Bu arada skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Umut Meraş. Şimdi Yusuf. Yusuf Enes'i görecek. Burak Hakan geldi. Hakan Çalhanoğlu. Korner dedi hakem. İlk tehlikeli hatamız hemen gerçekleşti. Hakan Çalhanoğlu'yla. Ön direğe doğru. Ozan Kabak vurdu ön direkte. Ozan yerine dön koçum haydi. Koş 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 koş. Burak baskı yaptı orada. Çağlar tamam, çok rahat bizde top. Oha ta diğer kaleciye geldi be. Çağlar hadi koçum, alacak mısın topu? Umut Meraş. Ozan Tufan. Norveç maçının kahramanı, gerçekten muhteşem gol attı. Ele ki ikinci golü. Kendisinin ikinci golü yani. Yusuf Yazıcı. Hakan Çalhanoğlu. Ozan geldi. Soldan şimdi Umut Meraş bindirdi. İçeride Burak Yılmaz. Burak Yılmaz az farkla dışarıya çıktı. İki maçta da arkadaşlar farklı isimler ön plana çıktı. Birinde ilk maçta Burak Yılmaz biliyorsunuz. İkinci maçta da Ozan Tufan. Yusuf Yazıcı'dan bir patlama bekliyorum ben bu maçta inşallah. Yusuf kendini çok iyi gösteremedi. Aslında bir pozisyona girdi çok güzel. Bu arada Burak Yılmaz, kaçıyor musun Burak? Kaçıyor musun? Kaç. Enes abi kaçıyorum. Enes kaçıyorum dedi. Burak abi kaç dedi Enes ama olmadı. Aktaramadı. Biraz bekledim aslında koşmasını. Uzun bir top. Ozan Kabak orada dikkatli. Tamam çıkartıyoruz şimdi. Şimdi çıkarttık Yusuf Yazıcı. Biraz ayağından açtı ve kaptırdı. Hemen Okay Yokuşlu geldi oraya. Ozan Tufan bastı. Ozan Tufan'la alakalı zaten manyak kepsler var ya. Şimdi oyunu açıyoruz. Yusuf geldin mi tekrar? Geldim koçum. Al bakalım. Harika paslaşmalar. Enes Ünal. Enes Ünal. Çok güzel paslaştık. Güzel geldik oraya ama biraz açısını kaybetti. Gole çok yaklaştık. Çok güzel top çeviriyorlar. Gerçekten Norveç maçında da çok güzel top oynadılar. Beğendim ben gerçekten milli takımı. Enes Ünal topu kontrol edeceğim mi koçum, yoksa biraz daha bekleyelim mi? Ozan harikasın. Ozan ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Allah'ım hataya bak ya. Oyunun hatası arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. 1-0 mağlup duruma düştük. Ama tabii ki pes etmek yok. Asıl biz zoru severiz. Enes Ünal hemen karşılık veriyor. Enes Ünal. Genç golcümüz. İşte bu diyor. İşte bu. 1-1 yapıyoruz. Hemen gole karşılık verdiniz. Çok iyi oldu. Enes Ünal güzel bir bitiricilikle köşeye bıraktı topu. Haydi bakalım. Güzel. Beraberliği yakalamamız güzeldi. Çünkü oradan strese giriyor insan.
yaptım be koçum? Allah araya kaçtı. Hayır hayır ya, hayır ya. Ama Umut Zeki ne yaptın? Adama pas attın resmen oraya. Baksana resmen adama verdi orada topu ya. Harbiden güzel atak oldu ha. Yine geriye düştük. Yine geriye düştük. Yine gerideyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim çocuklar halleder. Şimdi Zeki bindirdi. Hatasını telafi etmek istiyor. Yusuf Yazıcı. Kaleci biraz öndeymiş. Önde olduğu zaman o plase vuruşları kolay kolay yemiyorlar. 2-1 geriye düştük. İki kere geriye düştük. Bakalım toparlayabilecek miyiz buradan? Toparlamamız lazım. Bizim çocuklar asla pes etmez. Okay. Enes kaçacak mı koçum? Burak nasıl şut çeker gibi bir pas attım da. Çalhanoğlu. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Çok bastık biraz. Biraz fazla bastık. Suç bende arkadaşlar. Ozan Tufan da değil. Yoksa oralardan nasıl bir gol attığını gördünüz zaten. Norveç maçında. Ozan Tufan'a bir altın top yapmaları lazım artık sanki. Bana öyle geliyor. Vay yokuştu. Harikasın be. Enes kaç evladım. Kaç evladım. Bekleme. Enes kaçıyor. Burak da kaçtı ama Enes'e doğru attım aslında ama olmadı. Biraz karambol yaşandı orada. Oyunu açalım biraz şöyle. Oyunu açtık. Oyunu aç aç aç. Hakan'ı gördüm. Hakan'ı gördüm. Hakan harika kontrol. Hakan Çalhanoğlu. Dakikalar 36'yı gösteriyor. Arayı çok güzel gördü ama. Hakan Çalhanoğlu. Burada kontrol de güzel. Ayağından çok fazla açmadık. Hani kontrol edemiyor bazen oyuncular biliyorsunuz arkadaşlar. Gol duellosuna döndü maç. 2-2. Artık geriye düşmemek için dikkat etmemiz lazım biraz. Şimdi Okay yokuştu. Biraz önünde kullanabileceği bir alan vardı. Şimdi Hakan, Enes. Burak'ı gördük. Burak iyi kontrol. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. İlk yarı bitmeden öne geçiyoruz. Kaptanımız Burak Yılmaz. Letonya neye uğradığını şaşırttı. Tekrar izleyelim bakalım golü. Burak Yılmaz'ın. Yine güzel geldik. İyi toparlandık. İki kere geriye düştük. Moralimiz biraz bozuldu ama yeter ki bizim için zordur ama imkansız değildir. 3-2 öne geçtik. İlk yarıda 5 gol var. Biraz afalladılar sanki. Yusuf sol ayağını alırsa çok güzel bir vuruş yapar ama ya hemen nasıl kaptırıyorsun Yusuf ya topu? Oyunun biraz şeyi tabii ki. Moralimizi bozmuyoruz. Okay yokuşlu. Gördü tekrar Enes'i görecek. Hakan geliyor. Hakan'ı gördüm. Hakan biraz daha. Hadi bir hata da siz yapın be. İlk yarıda son anlar hata geldi. Hakan geleceğim mi gelmeyeceğim bir karar ver artık. Galhanoğlu ve ilk yarı sona erdi. Toplamda 5 gol var gerçekten. Çok ilginç bir maç oluyor. Hemen çok fazla uzatmadan ikinci yarıya gidelim. Bakalım 9 çekmişiz 5'i kaleyi bulmuş. Adamlar 2 kere gelmiş ikisi de gol olmuş. Hemen ikinci yarıya geçelim. Haydi bakalım. Letonya'nın vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Ozan Kabak indirir misin? Bak. Yusuf Yazıcı istediği pozisyonlar abi top ayağına ne kadar çok açılıyor ya. Hakan'ın önüne güzel bir boşluk.
Hoca bir şey yok mu orada? Yine çalımımızı attık ama. Dakikalar 81 gösteriyor. Oha, harbiden ona foul çalmadım mı ya? Artık son saniyeler. 10 dakika gol yemeyelim lütfen çocuklar. Ve 3-2 kazanıyoruz. İkinci yarı gol çıkmadı arkadaşlar. Çok ilginç bir maç oldu. Gerçekten ilk yarıda toplamda 5 tane gol var. Bildiğiniz gol duellosu oldu ama ikinci yarı herhangi bir gol olmadı. Maçın yıldızı olarak Enes Ünal'ı gösteriyor sanırım. Dağlarla da güzel bir hareket yaptı. Evet arkadaşlar, ilk yarısı güzel, ikinci yarısı durgun bir maç oldu. Ama ben keyif aldım. Zaten amaç arkadaşlar burada Türkiye'mizin destek olmak. Onları gününe özel bir maç yapmaktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Skor tahminlerinizi bekliyorum. Türkiye'mize de canı gönülden başarılar diyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.